Ünlü popstar Murat Boz'dan hayranlarına büyük sürpriz. Yıllardır ekranda olmasına rağmen Çağla Şikel hangi projede kamera karşısına geçince heyecandan eli ayağı titredi. Geçtiğimiz hafta Şafak Özbir'le Dünya Evi'ne giren ünlü oyuncu Mesut Akus da hayatında hangi dönemi kapattı? Sırada keyifli bir gece turu var. Yıllardır ekranlarda olmasına rağmen Çağla Şikel hangi projede çok zorlandı, kamera karşısında kilitlendi kaldı. Çok zorlandım anlardan bir tanesiydi. Murat Boz'dan hayranlarına büyük sürpriz. Çok çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Jet hızıyla keyifli bir magazin turu başlıyor. Geçtiğimiz hafta ünlü sunucu Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir'le hayatını birleştiren Karagül'ün Kendall'ı Mesut Akus da hayatında yeni bir döneme başlarken 4 yıllık bir dönemi de kapattı. İftar yemeği, hem iftar yemeği hem de dizimizin son bölümünde işte. Final yemeği. Final yemeği aynen. Final yapan Karagül dizisinin oyuncuları son bölümü birlikte izlemek için iftar yemeğinde buluştu. Buruk bir mutluluk vardı hepsinin yüzünde. Kendall ve karıları. Aa işte yani. Antep, Halfeti, Şanlıurfa yani bilimum yerlerde çalıştık. Çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Güneşi batırıp geceye dönerken ilk durağımız Karaköy. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şikel yakın arkadaşı ve program partneri Alişan'la kamera karşısına geçmiş, ünlü şarkıcının yeni şarkısı Ölümsüz Aşkların klibinde rol almıştı. Kalabalık şabır, ölümsüz aşklar, bu kaderi senle birlikte ya. Klipte tek taşı Çağla Şikel'e takıp evlenme teklifi eden Alişan ama gerçek hayatta klipte oynamayı teklif eden Çağla Şikel olmuş. Daha doğrusu ben teklif ettim. Yani canlı yayında olan bir şey oldu bu. Hani ben dedim ben niye oynamıyorum falan, kızı bulamadım dedi. Ben de bana niye teklif etmiyorsun dedim. Böyle şok oldu falan. Öyle gelişti olay. Güzel oldu, çok güzel oldu, çok memnunuz. Çağla Hanım sonuçtan tek bir memnun. Ama klibi çekerken çok zorlanmışlar. Çok zorlandık açıkçası. Yani çok yakın arkadaş olunca da insanın birbirinin böyle gözüne romantik şekilde bakmak zorunda olması çok zorlandığım anlardan bir tanesiydi. Alişan için de aynı şey geçerliydi. Çok güldük. Sıradaki durağımız Nişantaşı. Janti albümüyle ortalığı kasıp kavuran Murat Boz spor kıyafetlerini giymiş, sırtına çantasını atıp başına şapkasını takıp yürüyüşe çıkmış. Hadi inşallah'tan sonra Burak Özçivit ve sevgilisi Aslı Enver'le başrollerini paylaştığı Kardeşim Benim filmiyle oyunculukta da iddialı olduğunu gösteren Murat Boz yeni bir film için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Evet, Dönerse Senindir. Evet, yakında geliyor. Dönerse Senindir isimli filmde Murat Boz bir fotoğrafçıyı canlandıracak. Bu kez rol arkadaşları 46 Yok Olan'ın çılgın komiseri Yasemin Alın ve Güldür Güldür ekibinden İrem Sak olacak. Biz çekmeye başladık yani. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Çok neşeli, çok eğlenceli. Çok 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 güzel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsi çok başarılı oyuncular. Gece turuna çıkılır da Cihangir'e uğranmaz mı hiç? Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiaları üzerine iki çocuğunun babası Kaan Tangöze'den boşanan Seçkin Piriler arkadaşlarıyla doğum günü partisinde. Akıllıdır, güzel geçti. Köye gideceğiz. Boşanmanın ardından zor günler geçiren Seçkin Piriler iğne ipliğe dönmüş, çok kilo vermişti. İmajını da baştan aşağı yenilemişti. Rapunzel gibi uzun saçlarını kestirmiş, sarıların arasına kül attırmıştı. Yazı